yasaklıyor. İşte metro hatlarını falan kapattırıyor. Evet, metro hatlarını kapattırıyor. Şimdi bunun gibi olaylar, süreli festivalleri yasaklıyorlar. Bakın Sedef Hanım, bunların tamamı Türk hukukuna göre suçtur. Görevi kötüye kullanma suçudur en basitinden. Fakat bunların bir de hep beraber yapıldığını, irtibatlı birbiriyle ilişkili olarak yapıldığını ve bunda söylediğiniz gibi jandarmanın, polisin, askerin kullanıldığı, yani ortaya çıktığı takdirde, ki bana göre öyle, bunlar bir bağımsız birbirinden değil, bu anayasayı ihlal suçunu da oluşturur. Çünkü bugün uygulanan sistem, dediğim gibi, demokratik bir sistemde görmenizin mümkün olmayacağı bir sistem. Bakmayın siz, yani siz bakmıyorsunuz zaten de, arada sırada çıkıp bir takım gazetecilerin veyahut da işte gazeteci benim diyemediğim kişilerin çıkıp veya hukukçuyum diyenlerin çıkıp efendim ne var bunlar Amerika'da da var filan dediği saçma sapan zırvalara hiç şey yapmayın. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir yeri vali yasaklayıp ertesi gün cumhurbaşkanına veremez. Ama öyle bir sistem getirdiler ki ta 2014'te miydi neydi, biz şey için, bizden biri şey için dava açtı. Dava açtı diyorum. Başvuruda bulundu YSK'ya. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı geziyor ve hepsini naklen yayınlıyorsunuz 24 saat. Yapmayın dedi ve YSK karar verdi. Dedi ki ne yapalım dedi. Biz Cumhurbaşkanı'nın elini tutacak halimiz yok ya dedi. Şimdi bu bir cevap maalesef, değil. Maalesef. Kimse sana elini tut demiyor. Onları 24 saat naklen yayınlatma, canlı yayınlatma diyor. Sen eşitliği bozuyorsun diyor. Şimdi bu cevabı verirken YSK farkında değil mi? Vali farkında değil mi? Kaymakam farkında değil mi? İçişleri Bakanı farkında değil mi? Hepsi farkında. Ama görmezden geliyorlar. Bu emin olun Türk hukukunda suç oluşturur. Suç oluşturur. Kamu görevlisinin bu şekilde görevini kötüye kullanması, görevini haksız yere kullanması, kanunların kendisine göstermediği yönde kullanması, hele bir de bunların bir bütün oluşturduğu, düşünüldüğü takdirde de bu bir anayasayı, çünkü anayasanın sisteminin değiştiğini, bugün normal 10 tane adam getirin, anayasacı, hukukçu söyleyin, Türkiye'de bunlar yapılıyor, bunlar hukukçu mudur, şey midir deyin, söyleyin tekrar, yanınızdaki Hüsnü Mahalli'ye işte 10 tane dava açıldı. Ben 59 gün bir söylediğim sözden tutuklu kaldım, tutuklu. 10 tane suç koydular. Canan Kaftancıoğlu 7 tane söz söyledi diye mahkum oldu. En ağırdan verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılmadı. Tecil edilmedi, azaltılmadı. Sonra da Yargıtay sözde onlardan 7 tanenin 6'sında suç görmedi. Ama bir taneyi o kadar önemli gördü ki hiçbir hadi gidin bu cezayı bir daha verin demedi. Verilen ceza aynen geçerlidir dedi. Yani bunlar bir bütün halinde işleniyor. İşte benim söylediğim muhalefetin görmesi gereken bu artık. Bu bir suç işlenirken artık. Merak etmeyin. Bizim kılıcımız o kadar kuvvetli ki biz gladyatör gibi onları yeneceğiz. Hayır, böyle bir şey yok. Demokrasiler sizler gibi kahramanların rejimi değildir. Demokrasi normal insanların rejimi. Gazetecilik faaliyetini normal yapmak isteyen insanların ülkesidir. Kahraman olarak dur bakalım akşam şimdi televizyonumu kapatacaklar mı ya da beni içeri atacaklar mı denilen bir rejim değildir. Muhalefetin bunu anlaması gerekir diye düşünüyorum. Ötekini de sonra açarsanız söylerim ama bir kelimeyle söyleyeyim. Mustafa Şen benim bildiğim hukukçu mukukçu değil. Kim olduğunu bilmem. Söylediği tamamıyla uydurmadır. Bakın tekrar söylüyorum. Dünyanın istediğiniz yerden, ha bunların bir iki anayasacısı var, onlar gibi değil, doğru dürüst dünyanın istediğiniz bildiğiniz yerden getirin, anayasa metnini koyun, 2007'de değişmiş, 2007'den sonra bir daha o hüküm hiç değişmemiş, üstelik anayasanın kabul edildiği 6771 sayılı kanuna da baktığınızda diyor ki o 101. maddedir, 101. madde şu tarihte yürürlüğe girer demiyor. Madde girdiği zaman söylüyor onu şu tarihte.
bu maddede yapılan değişiklikler şu tarihte girer diyor. Neden madde demiyor da değişiklik diyor? Çünkü madde değişmedi. Madde eski madde. Dolayısıyla bunu hala birinci ve dünyada hiçbir anayasa yoktur. Anayasa iki türlü yapılır. Ya tümüyle değiştirirsin. Bütün maddeler, kurumlar sıfırdan başlamış olur. Ya da bazı maddeleri değiştirirsin. İstediğin kadar. Değişmez maddeler dışında. İstersen hepsini değiştir. Onlar da sadece değişenler yeni girer, değişmeyenler eski devam eder. Cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceği ve 2 defadan fazla seçilemeyeceği hükmü 2007'de geldi. 2007'den sonra 2014'te Cumhurbaşkanı birinci seçildi, 2018'de ikinci seçildi, üçüncü seçilemez. Her zaman söylüyorum, Putin aynı durumdaydı. Sayın Cumhurbaşkanı gibi, ben de üçüncü defa olayım ya, kime ne dedi, ama orası Türkiye olmadığı için Putin'in elinde, işte bu Hande Fırat gibi gazeteciler veyahut da işte bilmem ne gibi hukukçular olmadığı için, Mustafa Şen gibi siyasetçiler olmadığı için hülle yaptılar. Mecburen getirdi, 2020'de anayasa değişikliği yapmak zorunda kaldı. Yaptığı anayasa değişikliğini. Yapsaydınız bugüne kadar. Anayasa bilmiyorsunuz, ceremesini biz çekiyoruz. Anayasayı değiştirmesini bilmiyorsunuz, ceremesini biz çekiyoruz. Anayasayı yorumlamasını bilmiyorsunuz, ceremesini biz çekiyoruz. Son da şunu söyleyeyim. Ya böyle bir anayasa yoktur. Sistem getirdi efendim bu anayasa. Sistem getirdi. Tekrar söylüyorum. Bugün anayasanın bir maddesini değiştirin. O da şu. Cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilir diyor ya. Kaldırın onu. Deyin ki Cumhurbaşkanı artık seçilmeyecek. Faraza diyorum. Erdoğan sülalesinden en büyük erkek evlada geçecek. Deyin. Öyle geçecek deyin. Şimdi şunu diyebilir misiniz? Anayasa tamamıyla bitti artık. Bütün kurumlar sıfırdan kuruldu. Hayır. Sistemi değiştirdin. Yok canım, değiştirmedin. Bir maddecik değiştirdin sistemi. Padişahlığa getirdin. Dolayısıyla sistem değiştiren anayasa değişikliği diye bir şey olmaz. Anayasa değişikliği vardır. Kalmaz. En son şunu söyleyeyim. Meclis başkanı, anayasa hukukçusu değil ama herhalde baskı yaptılar. O da bir daha seçilmek var, sıkıntı var filan. Bir makale yazdı. Bakın, makale gerçekten üzüntü verici bir şey. Gerçekten üzüntü verici bir şey. 40 sayfa filan yazmış. 40 sayfada neyi anlatıyor biliyor musunuz? Diyor ki, yahu diyor kardeşim diyor, ne derler? Yorumlamamız lazım bakın bunu diyor. 40 sayfa yorumlamış. Oysa bunların anladığını söylediği mecellede bile 13. hüküm şudur. Tasrih mukabelesinde delalete itibar yoktur. Yani bir madde çok açıksa bir kimse iki defadan fazla seçilemez. O kadar açık ki burada yorum yapılamaz diyor. Kim diyor? Mecelle diyor. Hadi Türk hukukunu anlamıyorsun. Hadi anayasayı anlamıyorsun. Mecelleyi de mi anlamıyorsun artık? Dolayısıyla söylenen her şey boştur. Ama son geliyorum, çok özür dileyerek uzattım. Siyasetin anlayamadığım bir şekilde bir çekingenliği var. Yani ne zaman söylesem, belki 35 kere söyledim bunu bu sizin kanalınızda da. Ya kardeşim, doğru düz seçime gidin. Neden gidiyorsunuz böyle seçimlere? 24 saat Erdoğan konuşacak. Hiçbir televizyonda vermeyecek. Üstelik Anayasa Mahkemesi'ne değiştirdiniz. Artık hakim de olmayacak. Sizin hakimleriniz olacak. Neden bunu kabul ediyorsunuz? Dünyaya yayın, seçimlere böyle gidiyor diye. Şimdi evet. Mağdur olur. Biz böyle yeneceğiz. Evet. Ders gibiydi. Sayın Hocam, sadece şunu eklemek istiyorum. İzleyicilerimize daha net olsun.